geliyor araması. Yok, orada ben birini de bulamadım. Bir şey değil. Daha Filistin'in yanında katil İsrail Filistin'den devam. Gazze'ye selam, direnişe devam. İsrail buradayız, Gazze'nin yanındayız. Gazze'ye selam, direnişe devam. Tekbir! Allah'a emanet! Allah'a emanet! Gazze'nin yanındayız. Gör biriz burada. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم وزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Bir takım insanlar, onlara insanlar size karşı askerler toplamışlar. Onlardan korkun dediler de bu onların imanlarını arttırdı ve Allah bize yeter, o ne güzel vekildir diye cevap verdiler. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ ف۪يهِ الْأَبْصَارِ مُهْطِينَ مُقْنِي رُؤُسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ. Sakın Allah'ın zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. O sadece onların işini bir güne erteliyor ki o gün onların gözleri dehşetten fırlamış, zihinleri bomboş, başları bir noktaya sabitlenmiş. İllellezine amilussalihati ve zekerullaha kesiran ve entesaru min ba'di ma zulimu. وَسَيَعْلَمُ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا اَيَّمُنْ قَلِب۪ينَ يَنْقَلِبُونَ. Ancak iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar, Allah'ı çokça ananlar ve haksızlığa uğradıktan sonra kendilerini savunanlar başkadır. Haksızlık edenler neleri, nasıl göreceklerini görecekler, yakında görecekler. Sadakallahul azim. Ekber! Allahu ekber! Arkadaşlar, aslında benim bu arkadaşların yanında söyleyecek çok bir şeyim yok. Kimin engelli olduğunu dünya buradan görsün. Bu zulmü, bu aşağılık katilleri, terörist Siyonist İsrail askerlerini görmek için göze gerek yok. Vicdanın olması, merhametin olması ve insan olmak yetiyor. Ben gerçekten bu programı teşvik eden kardeşlerimi tebrik ediyorum. Geldiler,
Biz onlara tabi olduk. Allah razı olsun kendilerinden. Allah onlara dünya ahiret göz aydınlığı versin. Allah İsrail'in de bin türlü belasını versin. Ben fazla bir şey söylemeyeceğim. Sözü bugün onlar söylesin ki tesiri olsun üç maymun oynayan insanlığa, batıya, o işbirlikçi teröristlere suskun kalan Arapların o aşağılık liderlerine buradan lanetler olsun. Onlar görmüyor, görmek istemiyor. Belki bu insanlara bakarak insanlıklarından belki bir kez olsun utanırlar. Annelerinin kucaklarında uyuması gerekirken toprak altında sessizliğe seslerinin çıkmamasını sağlayan o katil İsrail'i dünya görmese de biz görüyoruz. Ve burada küçücük de olsa bir katkımızın olmasını sağlayan İsmail Başkanıma en kalbi duygularımla teşekkür ediyor ve konuşmalarını yapması için Görmeyenler Kültür ve Birleşme Derneği Şube Başkanı İsmail Özden'i mikrofona arz ediyorum. Sevgili kardeşlerim, sivil toplumun değerli başkanları ve buradaki bizlerin yanında olan İHA'lı arkadaşlarım, kardeşlerim. Öncelikle burada bizleri yalnız bırakmadığınız için, bu İsrail'in zulmünün haykırışını yapmamız için yanımızda olduğunuzdan hepinize teşekkür ediyorum. Bizlerin gözleri görmeyebilir ama bu İsrail'in yaptığı barbarlığı, esfeli sefilini görmemek için engel değildir. Bizler bu vahşeti kalbimizle görüyoruz, kulağımızla işitiyoruz, geceleri uyuyamıyoruz. Zalim İsrail'in çocuk, kadın, yaşlı demeden kimyasal silah kullanarak, insan dışı muamele yaparak yaptığı bu soykırımı kınamadan biz evimizde rahat oturamayız. Bizler şu şuardayız. Hazreti İbrahim ateşe atıldığında karıncanın ağzıyla su taşıdığı gibi belki bu savaşı durduramayız. Karınca misali belki bu yangını söndüremeyiz. Ama burada tarafımız belli olsun diye buradayız. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! İnsan hakları denildiğinde bazı bütün gücüyle bağıran, haykıran o insan hakları aktivistlere buradan sesleniyorum. Biz gördük, siz neden körsünüz? Biz buradayız, siz neredesiniz? Siz aciz insanlarsınız. Siz dünyanın parayla yönettiği küçücük mahlukatlarsınız. Bizim yüreğimiz sizden daha büyük. Bizim gördüklerimizi siz göremezsiniz. Siz suskun olmaya devam edin. Duymamazlıktan gelmeye devam edin. Kör olmaya devam edin. Biz görüyoruz, imanımız görüyor. Bu bize yeter. Hepinize teşekkür ediyorum. Kudüs ve Mescid-i Aksa sadece Müslümanların değil, tüm vicdanlı insanların meselesidir. Bizim için Mekke ve Medine'deki kutsallarımız ne ise Kudüs ve oradaki kutsallarımız da odur. O nedenle buradayız. Bizler Kur'an-ı Kerim'in bizlere örnek gösterdiği peygamberin mazlumun yanında duran peygamberin, mazlumun yanında duran ümmeti olarak buradayız. Allahu Ekber! Bizler sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin insanlar zalimin zulmünü görür de ona engel olmazsa Allah'ın onlara
genel bir azap göndermesi kaçınılmazdır şeklinde buyurduğu için buradayız. Bizler sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar şeklinde buyurduğu için buradayız. Unutmayalım ki masum canlara kıyan katillerin zulmüne karşı durmazsak ateş tüm dünyayı saracak. Kimse engel olamayacak. Çocukların bombalar altındaki çığlıklarını duymazsak tüm insanlığın canı yanacak. Herkesin her zaman kötülüğe engel olmak için yapacağı bir şey mutlaka vardır diye düşündüğümüz için buradayız. Tekbir! Allahu Ekber! Batı dünyasında insan kalmış olanlar bile Batı'nın lider ülkelerinin bu vahşet yanlısı dizilişleri karşısında utanıyorken içimizdeki vicdanımız ölmediği için buradayız. Taraflar arasındaki güç dengesizliğine rağmen cereyan eden savaş 7 Ekim'de başlamadı. Aksa tufanını zulüm altında geçen 75 yıldan Gazze halkına hayatı zindan eden ablukadan en temel hayat ihtiyaçlarından mahrum bir şekilde hayatta kalma mücadeleleri, hayatta kalma süreçlerinden Filistinlilerin yaşadığı travmadan bağımsız olarak değerlendirmek yanıltıcı olacaktır. Aksa tufanından kısa bir süre önce, yani bu yılın Mayıs ile Temmuz ayları arasında geçen zaman zarfında İşgal güçlerinin öldürdüğü Filistinli sayısı tam 450 idi. Ve bunların 67'si de çocuktu. Bu ölümler sadece Hamas'ın yaşadığı Gazze'de değil, Hamas'ın olmadığı Batı Şeria'da da gerçekleşmişti. Görbiriz, buradayız. Gazze'nin yanındayız. Görbiriz, buradayız. Gazze'nin yanındayız. Görbiriz, buradayız. Gazze'nin yanındayız. Bu ölümlerin sorumlusu olarak sadece İsrail'in değil, Amerikalıların ve özellikle de Batılı normları teşvik etme ve işgali kınama şansına sahip olan ama bunun yanında sessiz kalmayı seçenlerin ölmüş vicdanlarının sembolik cenaze namazlarını kılmak yerinde olacaktır. Bu zulmü yapanların ve bu katliama ortak olanların tamamının uluslararası ceza mahkemelerince tüm dünyanın gözü önünde yargılanıp alabilecekleri en ağır cezayı almaları için de buradayız. Tüm dünyanın gözü önünde cereyan eden bu hadsiz ve haksız savaşı göremeyenlere göz, çocukların çığlıklarını işitemeyenlere kulak olmak için buradayız. Gör bir İHA'a Filistin'in yanında. Gör bir İHA'a Filistin'in yanında.